Merhaba arkadaşlar. Bugün ağırlığa atma işlemini yapacağım. Öncelikle bir şeyden bahsedeceğim. Dışarıdan aşırı derecede motor sesi geliyor. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ağırlığa atma ondan bahsedeyim. İç ağımızdaki private IP'lere sahip olan, özel IP'lere sahip olan bilgisayarımız dışarı çıkarken tek bir IP'den 5, 10, yüzlerce bilgisayarımız tek bir IP'den dışarı çıkmasını sağlayacağız. Ne yapacağız? Burada bacağı veya porta verilmiş IP adresinden dışarı çıkılacak. Öncelikle hemen bacaklarına IP vermeyle başlayalım. Interface FSTN'e 0'a 0'a giriyorum. Bu bacağım. IP adres 168.1.1. NoShot'tan Interface FSTN'e 0'a 1 IP adres 1.1.1.1 251 0 NoShot'tan. Şimdi ortadaki router'ımıza gelelim. Enable Configure Terminal Interface FSTN'e 0'a 0'a giriyorum. Bu da soldaki bacağım. Bu da IP adresi 1.1.1.2 251 NoShot'tan Interface Facetenet 0'a 1'e giriyorum. IP adres 2.2.2.1 NoShot'tan pardon arkadaşlar orada bir IP adresini yanlış yazdım. IP adres net maskını yanlış yazdım daha doğrusu. 2.2.2.1 NoShot'tan yapmam gerek var mı bilmiyorum yapmış. Şimdi arkadaşlar yönlendirme yapacağım. Fakat buradaki ağıma yapmayacağım. Sadece diğer taraflara yapacağım. Hemen yapalım. Rahat durduk. Network. Sağındaki sondaki network'a yazıyordum. Şimdi önce soldakini yazarım. 1.0.0 network'ü. Sağdaki de 2.0.0. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan çıktım. Buraya geliyorum. Burada rahat durduk yapıyorum. Sadece sağındaki network yazacağım. O da 2 1.0.0 network 1.0.0 Evet diyorum. Şimdi arkadaşlar burada access list oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz access list bizim hangi ağımızı içerdiğini gösterecek. Hemen yapalım. Access list. Bunu exempt'la da yaparız, standart'la da. Ben şu anda standart'la yapacağım. 1 access list numaram izin veriyorum. Hangi ağ izin veriyorum? 1.0 yani bu ağ. Burada build card'ımı yazacağım. Build card'ı hemen kısaca şöyle yaparım. Yani sıfırlar bir, birler sıfır olay hesabı oluyor. Normalde 1.0, 190, 168, 1.0'ın netmask'ı şu şekilde. Fakat build card tam tersi olacak. Yani birler sıfır. Yani bunları bitlere, subnetlere, konularına gitmek lazım onu açıklamak için. Hatta diğer dinamik NAT videomda da bu konudan var. Şu anda bahsetmeyeceğim. Şu kısım 1, 1, 1 zaten sıfır. Bitlerden dolayı. Şimdi ne olacak o zaman? 0.0.0.255 255 aynen bu şekilde. Şimdi IP NAT insight search list access list numaram kaç? 1. Yani 1'i vermişim liste numara. Interface FSTNet hangi bacaktan çıkacak? Hangi IP bacaktan çıkacak? Burası 0.1 overload. Burası bitti arkadaşlar. Şimdi denemeyi yapalım. Bu 2 2 3. İç dış IP'leri ağları belirtmedim arkadaşlar burada. Şimdi iç dış hangisini iç hangisini içe olduğunu belirtmem lazım. Bunu aslında başta yapmam lazımdı. Fark etmez. Hemen bacağı giriyorum. Interface FSTN'e 0'a 1 IP NAT insight pardon. Şöyle yapsam olur mu? IP NAT OSSIGHT 01 bacağım. Evet diyorum. Interface FSTN'e 0'a 0 giriyorum. IP NAT INSIGHT. Hemen deneyelim.
Umarım her videonun çıktığı gibi bunda da bir sorun çıkmaz. Şu anda attım. 223 benim neremin IP adresi arkadaşlar? Şu anda atıyor. Server'ımı. Şundan da atalım 223'e. Bundan da atıyor. Şimdi NAT tablomuzu görelim. IP NAT translation. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.2 ve 1.3 IP'sine sahip bilgisayarlarım dışarıya 1.1.1.1 IP'sine çıkmış. Yani hangi IP? Bu bacağı verdim IP ile. Yönlendirme yaparken bahsetmiştim. Buradan dışarıya ulaşabiliriz. İç ağımızdan dışarıya fakat dışarıdan iç ağımıza ulaşamayacaklar demiştik. Gördüğünüz gibi bakın buradan bunu atamıyorum. Fakat aynı bilgisayardan buraya denediğimde atıyor. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hatalarım için de kusura bakmayın. İyi çalışmalar diliyorum.